Yeni bir ETS2 videosundan daha hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine karşımızda Scania var. Scania yapacağız. Bunun sebebi de sizin Scania'yı çok fazla istemeniz. Bugün top line yapacağız, yüksek e, kabin yapacağız ve yine eşi benzeri olmayan bir araç yapacağız yine farklı lambalarımız falan var. Onları açıklama kısmında bırakacağım. Oradan alıp siz de kullanabilirsiniz. Modla ilgili bütün linkleri bırakıyorum aşağıya arkadaşlar. Oradan alarak dilediğinizce, dilediğiniz şekilde araba yapabilirsiniz. Modifiye edebilirsiniz. Vakit kaybetmeden hemen çekici yapılandırma yapılandırıcısına girelim. Ben bu arada e, hatırlatmalarımı da yapayım arkadaşlar. Discord sunucumuza bekliyorum. Discord sunucumuza gelirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda e, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız da yine çok sevinirim diyerek giriyorum hemen. Şimdi burada yapmamız gereken önemli şeyler var mı? E, burada yok. Herhangi bir problem çıkmıyor, atmıyor. Ama şöyle bir problem var arkadaşlar. Ben size 1.35 sürümündeki RJL'yi vereceğim ve şunu da vereceğim. Çünkü eğer 1.39 140 sürümündeki e, modu verirsem bunu bastığınızda şu ön taraf kayboluyor. Bununla e, şey olmamış mod çakışıyor. Olmuyor. O yüzden ben size eski sürümü vereceğim. Herhangi bir hata almıyorum ben. Siz de almazsınız diye düşünüyorum. Eğer alırsanız da yardımcı olmaya çalışırım. Elimden geldiğince. Şimdi biz burada uzun long low uzun ve basık olan yapacağız. Önce ya da rengimizi sonra yapalım. Rengimiz çok güzel. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Daha önce de söylemiştim. Beyazı falan çok fazla kullanmak istemiyorum. Çok şey bir renk. Yani basit demeyeyim de çok Herkesin kullandığı bir renk beyaz. Onun için ben farklı bir renk tercih etmeyi daha çok seviyorum. Şöyle aracımızda sesimiz var. 730 beygir seçeceğim. Güzel bir sesimiz var. Onu da aşağıya bırakacağım açıklama kısmına. Vitesimizi 12 seçiyorum. 12 vites retarderli. Ee, kabin içini siyah bırakacağım. Daha doğrusu krem rengi bırakacağım. Şurayı değiştireceğim. Şöyle. Bu değil. Şu. Bunu seçeceğim. Herhangi bir şey var mı? Bakalım şöyle. Yok tamam. Bu şeyi de değiştirdik. Şimdi rengimiz. E, rengimiz ne olacak biliyor musunuz? Rengimiz özel metalik olacak. Şuraya ben bir renk ayarladım. Ve bunu çat diye koydum böyle. Bence güzel. Böyle metalik parlayan bir renk. sonra aksesuarlarımıza geçelim. Bu mega bir mod. Daha önceden biliyorsunuz zaten. En alttan başlıyoruz. Ee, bir arkadaşımız Ömer de sanırım yazmış klasik başlangıç diye. En alttan başlıyoruz diye. Evet en alttan başlıyoruz arkadaşlar. Şu alta samuray takacağım. Önümüze bir demir takacağız. Birazdan onu da göstereceğim. Şöyle farlarımızı takalım. Farlarımızı bu defa siyah yapsak mı? İyi o. Bu far güzel. Böyle kalsın. Şuraya çerçevemizi takalım. Bunları gündüz farları yapacağız. Şöyle. Bu güzel duruyor. Bu zaten öyle. Bir iki şey daha eklemiştim dedim. Onları da göstereceğim birazdan. Işık takmıyoruz. Sadece şeyi değiştiriyoruz. Ön kısımlarını değiştiriyoruz. Şöyle. Burayı da şöyle değiştirip içini de boyalı yapıyoruz boyuyoruz. Boya bizim en sevdiğimiz şey biliyorsunuz. İçi boyalı. Şuraya bir çerçevemizi takalım. Şöyle. Şimdi şurayı değiştireceğiz. Burayı değiştirelim. Şöyle. Bir gün bu modu şey de yapacağım. Çünkü şurası şöyle göstereyim. Krom kaplamalı hoşuma gitti bilmiyorum. Krom kaplamalı da yapmayı düşünüyorum. Belki bir faça yapabilirsek faça yapabiliriz. Şöyle şu sıkanya nasıl? Şöyle kalsın boyalı. Şurada benim en çok sevdiğim şeylerden birisi var. Bu taş koruması gerçekten güzel. Şuraya öpücüğümüzü koyalım. Ee, orayı taktık, orayı taktık. Şurada dediğim olay burada. Bakın şu geliyor. Yüklediğim modla beraber şuraya ekstra lambalar takabiliyorsunuz. Sonra şurayı da takalım böyle. Şuraya ekstra bir şey ekliyor. Çamurluk gibi. Çıkıyor mu? Siyah oluyormuş. Burada boyalı yapacağız. Burada bir demir de ekliyor. İsterseniz ekleyebilirsiniz şöyle. Ben eklemeyeceğim. Şurada da bir olayımız var. Aynamızda. Aynamızda şöyle iki tane. Bir bu bir de şu. Bunlar şuraya şey ekliyor abi. Çok güzel. Ayrıca burada şeyimiz var. Lollipop'umuz, lollipop'ları da takacağız oraya. Şu şeyimizi takalım. Güneş siperimizi. Şöyle bir şey takabiliriz buraya. Bir bakalım şöyle. Hem siz de görmüş olun. Bunlar aynı aslında. Şunlar aynı. Sadece içine lamba koyuyor, lambayı çıkarıyor. Bakın mesela LED koyuyor falan çıkarıyor onları. Yukarıya bakalım. Burada da böyle siyah var bir tane. Şu benim hoşuma gitti ama bunda da lamba yok lamba da olmasın olmayı versin Ne olur olmasa Abim Parts bu içerisi sanırım yok dışarısıymış pardon Böyle rengi bu arada çok güzel böyle Parlıyor rengi Bunu yaptık Sonra Burada şu Burayı yapmıştık tamam Burada bir şey kaldı mı? Şu basamakları değiştirelim. Boyalı oluyor mu? Oluyor. Boyalı güzel oldu. Burayı yapmıştık. Şimdi şapkamızı takalım. Şöyle havaya doğru olandan takacağız. Şunun siyah olması benim hoşuma gitmiyor ya. Bu da değişmiyor. Aksi gibi. Şöyle kalsın. Neyse şurası da siyah. Öyle dursun. Ne yapalım? Burayı takacağız. Şimdi gene alıştık buna iyice. Siz farklı takabilirsiniz. Ben iyice dip basık olsun diye şeyi de değiştiriyorum. Lastiği küçük takıyorum. Bir de bizde böyle şeyler vardır yani. Ya eski arabalarda mesela Amerikan arabalarında falan vardı böyle. Önü basık, arkası yüksek araçlar. Şundan söyleyeyim, şu olay çok güzel. Bu tekerlek de dönüyor. Birazdan dışarıya çıktığımızda göreceksiniz onu şey slotumuz çok fazla. Lightbox takacağım birazdan. Bunu daha önce göstermedim diye hatırlıyorum. Bir tane skanya yapmıştım. Hızlı geçmiştim. Onda da çok belli olmuyordu. Şimdi göstereceğim onu da. Böyle küçük bir şey takalım. Dolap. Buraya boyalı takacağız. Şuraya da bir boyalı. Bunlar çıkmıyor mesela bak. Uzun takacağız. Ee, bunu da bulmak çok zor be. Standart Uzun boyalı plastik standart boyalı standart ve uzun boyalı şöyle. Bunu takarsak şunu çıkarmamıza gerek kalmıyor. Şimdi burada başka bir şey kaldı mı? Demirimizi bir takalım da görün artık. Böyle bir demirimiz var. Ön demirimiz. Ve bir tane de ışığımız var. Hani Tanju Acton Volvo'suna takamadığımız, bulamadığımız ışık var ya ondan var. Hatta takalım şöyle. Letson diye geçiyor ismi yakalım onu bir de şöyle. Anjuak'ta onu da bir daha sürersek eğer bunları takacağım ona. Bunu böyle yaptık. Şuralara led takacağım. Şimdi şuraya geçelim o zaman. Vakit kaybetmeden. Buraya paintable light box. Bunu da link açıklama kısmına bırakacağım. Link olarak bunu kullanabilirsiniz. Ben kendi şeyimi light yaptım. Buraya bir Michelin işlemlerimizi koyalım şuraya led sonlarımızı koyalım tekrar herhangi bir hata vermiyor lambalar yani buna sevindim çünkü takmak isteyen benim taktığımı ama hata alan arkadaşlar vardı bu arada ben hata almıyorum siz nasıl hata alıyorsunuz onu da inanın bilmiyorum ona da bir şey yapmak isterim ama elimden bir şey gelmiyor açık söylemek gerekirse şuraya da diyorum acaba bir mişlen koysak mı ya da abartmasak mı artık Şuralara lollipop koyacağız. Lollipoplarımız var burada ama bu lollipoplar dediğim gibi Volvo'dan geliyor. Şunları takabilirsiniz. Oyunun kendi aracın kendi lollipopları var. Tamam bunları takalım. Da sarısını takalım. Şöyle sarı. Buraya da sarı. Sarı oldu mu? Aynen sarı oldu. Kendi lollipoplarını taktık. Şimdi burada şu aşağıya da bir şey eklemek istiyorum ya. Güzel görünsün diye. Şu alt kısma Şu ledlerimizi sarı yapacağız ledleri bu ledler patlıyor onu söyleyeyim Ona göre bu ışıklar da patlıyor bu arada ee, Güncelleme geldikten sonra düzelecek ama ne zaman gelir güncelleme inanın hiçbir fikrim yok Şuraya mişlen Takmaya çalışalım Diğer mişlenlerimiz çıkmıyor burada Şöyle şu mişlenlerden taksak. Bunlar çok büyük. Aşırı büyük. Şunlardan iki tane konduralım. Çok beyaz bunlar. Şunlar çok güzel duruyor. Ama olsun ne yapalım. Ee, sonra başka ne kaldı? Şuralara takmayacağız bir şey. Buraya taş korumanın taktık. Şuraya sincap taksak mı? Sincap var zaten sadece. Sincapımızı da takalım. Biraz janjanlı olsun. Ee, yeşil mi taksak sarı takalım ışıklarla şey olsun uyumlu olsun. Buraya da bir tane şöyle kırmızı takalım. Şimdi burayı hallettik. Şuraya şuraya bizim klasik jantımızı takacağız. Lastiğimiz niye büyüdü bu arada? Ha büyümemiş ama güzel göründü bak lastik bu çok şey küçük gözükmedi güzel oldu şöyle şunu yapacağım buraya da şöyle yine buraya da bu defa şundan mı taksak şöyle takalım lastiklerimizi değiştiriyoruz şunu takacağız. Büyük olanı. Buraya yine o büyük olanı takalım. Şöyle. Burada şimdi birkaç tane gizli nokta var. Şuraları yapayım. Ondan sonra o gizli noktalara değineceğim. Şimdi buraya şöyle bir bar yapıp şuraya cider takacağız. Sider. Sider ya da side yazıyordur. Side. Şöyle. Burada ne varmış? Bunu yapmıştık zaten. Buraya bir şey takmayacağım. Bu arada şu Big T dediği bunun içine şey takabiliyorsunuz arkadaşlar. Işık takabiliyorsunuz. Bu da güzel bir eklenti, güzel bir mod. Şurada ışıklarımız vardı. Bunları sarılarımızı koyalım hemen. Hmm. Ya keşke keşke şunu bir bir tane daha koysanız da tekli olsa da ona göre yapsaydık. Bunları düşünmeleri lazım aslında. Mesela bunu koyarken aralara bir boşluk bırakarak koyan kişi için düşünmüş olmaları lazım böyle şeyleri. Şöyle şurayı kapatacağız komple. Şuraya şey takacağız. Bak buna yapmış mesela. Bunda var. Şöyle taktığında. Taktığında. Burası oluyor. Şimdi buraya şuraya lollipop takabiliriz. Volvo'dan gelen bakın. Bunu şey yapmayın karıştırmayın. Buraya Volvo'dan gelen lollipopları takıyorum. Volvo daha önce çektiğim Volvo. Bahsettiğim Volvo ondan gelen şeyleri takıyorsunuz lollipopları Şimdi şunu boyayalım. Şu arkayı bir düzeltelim. Boyalı. Gerçi bundan önce şunu yapmamız gerekiyordu sanırım. Bu gidecek. Aynen. İyice ezberledim bu arada. From değil. Boyalı olacak şöyle. Buraya şey takalım. Skanya. Şurada burada şeyimiz var. Lollipop'larımızı takalım yine. Bunu takacağız. Right yazıyor. Şimdi burada bir tane şey var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Buradan çıktık. Bakın şunu görüyor musunuz? Bu normalde buradan gözükmüyor şöyle. Bunu böyle çevirmeniz gerekiyor. Bunun üstüne çamurluk takabiliyorsunuz. Ben buna takmayacağım çünkü çok saçma gözüküyor. Şu arkadakine takacağım. Şey low olanı değil high olanı takacağım şöyle. Bir de burada şuradan bir şey daha çıkıyor. Bu bu slot da güzel. Lollipoplarımızla bütünleşsin diye şuraya ortasına bir tane lollipop takacağım. Heh, şöyle. Lollipop çıkmıyormuş ama. Tamam, o zaman şöyle yapacağız. Böyle iki tane de buraya takalım. Işık. Öyle. Şuraya yine lollipop. Öyle. Öne. Şuralara ışıklarımızı döşeyelim artık. Buraya taksak. Sonra şuraya taksak, buraya taksak, buraya taksak. Aynen, şöyle yapalım. Şunu da kaldıralım. Şöyle burada bir tane var ya. Bir boşluk şöyle. 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 Aşağıya yine bakıyoruz. Şeyi yapacağım bu arada. Ona gelmedik daha. Burası nasıldı? Şöyleydi. Şöyle, şöyle. Bu şekilde. Bu arada çekiliş demiştim daha önce. Ondan bir daha bahsedeyim arkadaşlar. Çekiliş yapacağız. ETS 2 vereceğim ben sizlere. Ama şimdi değil. Hemen olmayacak çekilişimiz. ETS 2 ne zaman fiyatı düştüğünde, indirime girdiğinde o zaman yapacağım. Onun haberini de vereceğim size mutlaka. Şimdi buraya ne takalım? Bunlardan takalım. Left. 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 Üçer tane taksak şu 2, 4, 5. Buraya da şey takalım. Left. 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 Şuraya da tail break takacağız. Şöyle. buraya da right takacağız. Burası tamam. Şuraya şuradan başlayarak takıyorduk. Yine buraya sarı takmayı istiyorum. Oradan başlamamın sebebi şu arada bir tane var. Ona dokunamıyorum. Yani en alttan bir üsttekinden başlıyoruz arkadaşlar. O zaman aradakini geçmiş oluyoruz, orayı yapmamış oluyoruz. O da bizi sinir etmiyor tabi. Onun için öyle bir şey yapıyorum. Şu değil, şundan başlıyorsunuz. Çünkü ondan başlarsanız şu aradakine dokunamıyorsunuz. O da acayip sinir bozucu. Burası da tamam. Jantlarımızın ortasına yine burası biraz klasik olmaya başladı artık. Buna bir farklılık getireceğim. Siyah yapıyoruz. Yine şunu da siyah yapalım. Yani hoşuma gidiyor diye kullanıyorum ben böyle ama değiştireceğiz tabi. Artık krom falan yapacağız. Bu arada yarın büyük ihtimal e, bu videodan sonraki gün. Yani ben bunu şu an 26'da çekiyorum. E, 11'de şeye e, yayına geçecek. Yani yarınki video sürüş videosu olacak büyük ihtimal. Bir tane aksor buldum. Bakalım inşallah herhangi bir problem yaşamazsak aksor süreceğim. Yarından da haber vermiş olayım size. Burası da tamam. Orası tamam. Şuraya birkaç tane ışık takabilirim ya. Şuraya şöyle. Ee, şuraya takayım şöyle yok oraya dokunamıyormuşuz oraya dokunuyoruz aslında şuradan yok gene dokunamadık tamam hmm, ya da takmayalım ya şu ikisine taksak Cık, takmayalım böyle iyi oldu. Şimdi şuraya iki tane anten takacağım antenlerim vardı sanırım burada antenlerim yok takmamışım buraya. Şu antem, aa ucunda ışık var. Yok ama takmayacağım şuraya taksak. Şöyle göstermek amaçlı bunları buraya takayım. Işıkları görün diye takıyorum şu an bunları. Diğer antenlerimi buraya yüklememişim. Aynen diğer antenlerim yok. He dur bir saniye şuraya süper takabiliriz ya. Şu an güzel. İyi gördüm onu. Şuraya bir süper taktık mı? Of. Bir de alta takacağım ya. Şuraya takacağım bir tane de. Al sana süper. Nereden geliyor bilmiyorum. Bir bakarım buna. Bulursam takarım. Bu alttaki kalsın. Üsttekini çıkaralım. Üstteki süper. Çıksın abi. Üstünü nereden taktık? Şuradan taktık. Şöyle çıkar bunu. Güzel oldu o da. Şimdi başka ne kaldı? Burada bir şey kalmadı. Orayı taktık. Şuraya şöyle takalım. Artı yok boyalı takacağız buraya. Şöyle artı şuraya. Daha önce göstermiştim ben bunu size. Şuradakiyle de burayı tıklıyorsunuz ya. Bunu seçiyorsunuz boyalıyı. Buradakini şöyle görebiliyorsunuz. Şöyle. Şimdi başka bir şeyimiz kaldı mı? Stoplarımızı takmadık. Tabii ki kaldı. Şöyle bakayım şuradakinin ismi neymiş? Joconmuş. Jacon, Jocon takacağız buraya da. Jocon. Ee, left. Left. Yine video aldı başını gidiyor bu arada. Böyle şuraya da right olanları takıyoruz. Ya hep daha yavaş, daha az, daha kısa süreli video çekmek istiyorum ama maalesef olmuyor bir türlü. Başka, 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 başka. Dışı tamam. Şöyle bir bir daha bakayım da. Kornamız yok. Dışı nerede tamam. Şuradan bir korna taksak. Horn desek Aa dur 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 unuttuğum bir şey var şuraya şeyleri takmadık baya baya bu lightbox'ta baya bir slot var şeyi de çekeceğim şu şunu nasıl yapabildiğinizi de çekeceğim bir gün. Bunu yorumlara bırakın. İstiyor musunuz? Çekeyim mi? Bakın şu light çekeyim mi, çekmeyeyim mi? Yorumlara bırakın, ona göre çekeceğim. İsterseniz çekerim arkadaşlar. Şuraya da led döşeyebiliriz ama döşeyelim mi? Nasıl duruyor? Öne doğru mu bakıyor? Saçma duruyor. Onu takmayalım. Şimdi korna. Altta kornalarımız var mıydı bizim? Şu kornalarımız var. Bunları e, RTC'lerini takmıştık sanırım. Şöyle L'sini takalım. Bu boyalı bir de. Evet hatırladım tamam bunları. Şimdi bunun LTC Black değil de RTC Black'ini bulacağız. Şu. Heh. O da tamam. Aracımız tamam. Bakıyorum. Şurada bir şey kalmadı. Ha, şuradakini takmadık. Şöyle buraya da böyle iki tane kırmızı ışık takalım. Çok patlayacak biliyorum ama göstermek için bunu yapmak zorundayım. Egzozumuzu da unuttuk. Egzozumuzu unutmayalım. Şöyle de bir egzoz takalım. Bunlar da güzel aslında ama benim şu çok daha hoşuma gidiyor ya böyle. Daha güzel gibi sanki. Şimdi aracımız tamam. Aracımızı değil. Tamam değil abi nasıl tamam? İçi kaldı. Şöyle içine Skanyamız varsa Skanya takacağım direkt. Skanyamız var. Şöyle şuraya Osman Dayı'yı oturtalım. Osman Dayı şuraya örgümüzü koyalım. Seçeneklerimiz bunlar görüyorsunuz. Örgüyü geçtik buraya da bir şey koyabiliyorsunuz. Ben koymayacağım, uzatmayacağım. Şöyle şunu da koyayım. Dursun burada. Çok fazla uzatırsak çünkü ne şey olacak? Aracımız yeşil. Şöyle yeşilinden. Buraya bir şey koymuyoruz. Buraya Türk bayrağımızı koyalım. Şunu koymuştuk zaten şuraya şöyle koyalım. Siparişi onaylayalım. Şimdi sonraki aşamamız dorse. Bu da korna sesimiz. Dorse alımı diyoruz. S SG Design diyoruz. Şuradan özelleştir diyoruz. Frigo Frig Frigo Frig alıyoruz. Şöyle. Custom Frigo Frig alalım. Buradan. Şunlar ne abi? Şunu alacağız biz. Şunu. Bunun rengini de şuradan özel metalik deyip şöyle yaptık mı? Şöyle yapacağız pardon sonrası şey var mıydı bir saniye şurada var tamam bunu kaçırmayalım da çok uzun tutmamak için şu an zaten 30 dakika oldu neredeyse buraların ışıklarını takmayacağım ışıkları siz takarsınız şöyle Aa, bu, bunu seçemeyiz bunu seçemeyiz çünkü üstte ışık takamıyoruz bakın burada üstte ışık takamıyoruz onu da göstereyim şu Frigo Free'in şeyini takarsanız perdeli kostüm Frigo Freak. Ama bunun şuraya şey takabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle üstüne de takabiliyorsunuz. Bakın bayağı bir slot seçeneği var burada. Şöyle. Altta var zaten. Üstte de siz takarsınız. O şekilde arkasına da var şurayı da şöyle şımit yapalım. Altına Scania King of the Road koyalım. Şöyle. Şu arkayı şöyle yapalım. Şurayı şöyle tamam. Jantlarımızı boyayalım. Bitirelim sonra. Çünkü daha aracın dışına çıkıp ses dinleteceğim. şu renklere boyayacağım. Böyle. Vizyonlarla falan oynamayacağım çünkü zaten siyahlar. Başka da bir şey kalmadı herhalde. Şunu değiştirelim, boyalı yapalım. Böyle aracımızı bir takalım. Şu arka stoplarımızı takalım ama. Neydi o şeyin adı? jukonda ama Heh. Jokon. Pardon Jokonmuş. Hemen unutmuşum. Hmm, şunlar olmadı. Şöyle Jokonlarımızı left diye takıyoruz. Şuralarda right takıyoruz. Gerisine de ne isterseniz yapabilirsiniz. Şuraya slot ekleyebiliyorsunuz. Şöyle onu da göstereyim. Şuraya da arkasına şöyle bir şey ekleyebiliyorsunuz. Bunu hiç sevmiyorum ben. Şimdi bunu satın alıyoruz. Burada yerimiz yok. Şuraya koyacağız. Şöyle dorsemizi bağlayalım bir aracımıza. Şu kullan diyelim. Bunu almanın kolay bir yolu var yanınıza. Şöyle sıfır kamerasından F9'a bastığınızda hemen arkanıza takıyor. Çalıştıralım hemen. Biraz tadını çıkaralım. Müthiş. Bekle kardeşim bekle, bak burada. Şu an bir patlama yapmıyor çünkü ikinci yıl ışıklandırmaları kapattım ben. <laughs> birini kırmızı, birini sarı takmışız bu arada. Kötü olmuş. Hadi abicim, hadi. Egzoz sesi güzel bu arada. Beğendim egzoz sesini. İkinci ışıklandırmayı açtığımda tatlama yapıyor. Şöyle bir aracımız durdurayım da. Aracı durdurayım çünkü sesim duyulmuyor olabilir. Aracımız böyle arkadaşlar. Yani umarım beğenmişsinizdir. Şuraya bir ışık daha takabilir miyiz? Bir şey daha göstereceğim. Dur, çalıştırmayalım. Direksiyonu çevirdiğinizde arka tekerlek de dönüyor bakın. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Acayip hoş bir şey. Bir de bunu kaldırabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi kalkıyor. Arka tekerleği kaldıramıyorum ama şu an. Evet. Bu videomuzda böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım güzel bir skanya yapmayı başarmışımdır. Linkleri açıklama kısmına bırakacağım. Oradan alabilirsiniz. Bu videolukta benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.